Herkese merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Tekrardan Stadelum'la birlikte karşınızdayım. Hep böyle çıkıyorum karşınıza, umarım bir sakıncası yoktur. YouTube'da bir post paylaşmıştım, gönderi. Bu gönderide şöyle bir açıklama yapmıştım. Stadelum'da bir game editör var. Bu game editörde yaptığınız haritaları, görevleri, bölge haritalarını ve savaş haritalarını paylaşabiliyorsunuz. Workshop'ta, Steam atölyesinde. Ben de onlardan birini yaptım. İstanbul'du onun adı. Burada Konstantinopol 535 milattan sonra 535. Burada Belisarius'un Gotlar Savaşı'na, Gotlar Seferi'ne bir gönderme olarak yaptım bu haritayı ben. Harita küçük olduğu için şöyle sağ altta gördüğünüz gibi bir İstanbul'un tarihi yarımadası var. Burada bir nehir var zaten. Onu da görüyorsunuz. Şimdi zaten bu nehir şu an biliyorsunuz Likus Nehri diyor Bizanslılar o dönemde. Burada ben tepeleri de yapmaya çalıştım ama tabii ki harita küçük olduğu için ben bunun büyük bir harita load edip yükleyip acaba oyunun büyük bir haritasını load edip onun üzerine mesela şunun gibi big bir harita load edip büyük bir harita. Acaba Konstantinopol 535 AD senaryosuna entegre edebilir miydim diye düşünmedim aslında. Öyle bir planım yoktu. Ben sadece başlangıç olarak böyle bir şey yaptım. Ama tabii ki bunu geliştirebilirim. Üzerine yeni bir şey ekleyebilirim. Şimdilik bu small haritada oynanıyor bu görev. Buradaki amacımız, biliyorsunuz burada her bir görevin bir amacı var. Buradaki amacımız şu. Bu map'te Belisarius'a kaynak sağlamak. Gotlar seferine. Burada da 50.000 denarı Roma'ya. Oyunda çünkü Roma olduğu için Roma'ya mecburen yaptım. Roma'ya göndermek gerekiyor. 1500 zırh, 1500 kalkan, 1500 gladius üretiyoruz. Amacımız bu. Çünkü bir sefer halinde Belisarius biliyorsunuz 535'te ilk seferi Gotik savaşları. Gotik seferi, Gotlar seferi. Sanırım şuralar Dalmatya taraflarında oluyordu. Burada biz Belisarius'a kaynak sağlayacağız. Bizim başlangıç kaynaklarımız 25.000 denar, 1.000 odun, 1.000 taş, 1.000 kereste, 1.000 işlenmiş taş, 1.000 demir var. 4 tane trading routes var. Burada trading route'ları tabii ki yine ben regional map'te yaptım. Savaş ihtiyacı yok çünkü zaten Belisarius'a biz kaynak sağlayacağımız için burada savaş yapmanın bir manasının olmadığını düşündüm. Bu yüzden de tek zorluk derecesi burada başlangıç kaynakları ve sağlayacak olduğunuz şeyler. Kaynaklar, Belisarius'a göndereceğiniz kaynaklar. Ama tabii ki oyunu yalamış yutmuş birisi için bu kolay olabilir. Yine de sandbox olarak da oynayabilirsiniz bunu sınırsız olarak. Bakalım. Ben şu an ilk kez sizinle birlikte oynayacağım bu haritayı. Şu an bunu paylaşamıyorum. Çünkü şöyle bir sorun var. Game Editor'a girdiğinizde Content Uploader bölümünden bunu paylaşabiliyorsunuz. Gel gelelim. Bu şu an bug'lı olduğu için burası, bu bölüm. Burada bir paylaşım yapamıyorum. Bunu geliştirici ekip düzelteceğini söylemiş. O yüzden onu bekliyorum. Onu bekledikten sonra paylaştığımı zaten ben yine de duyururum YouTube'da ve sosyal medyada. Şimdilik Fate Will Find a Way olan yeri oynamayacağız. Konstantinopol 535 AD'yi oynayacağız. Tabii ki bununla ilgili ben ayrıca bir seri de yapmak istiyorum. Stadelum benim epey hoşuma gittiği için ve çok da başarılı oyun olduğu için bunları ayrıca oynamak istiyorum sizlerle birlikte. Şimdilik tabii ki burada Konstantinopol 535 milattan sonra 535'i oynayacağız. Bakalım neler yapacağız. Burada standart olarak kaynak üretimi zaten bir süre sonra ortaya koyabildiğiniz hızlı bir süreç haline geliyor. Burada bizi bir ekran karşılıyor az önceki. Bu İstanbul arkadaşlar. Bu tepelerini ben yapmaya çalıştım. Şuraya doğru gittik ve tabii ki tepeler biliyorsunuz de burada vardı. Ama tabii ki ara tepeler var. İşte birinci tepe, 2, 3, burada, 4, 5, 6,
ve 7. Tabii ki bunların hepsini yapamadım. Çünkü artık küçük olduğu için başlangıçta yaptığım şekliyle bunu koyamadım. Çok fazla yer kısıtlaması oluyordu. Bunun yerine ben bu şekilde bir harita tasarlamak istedim. Tabii ki bunu geliştirebilirim. Sizin de yorumlarınız olabilir belki bu konuda. Burası Likus Nehri gördüğünüz. Bununla ilgili fikriniz varsa paylaşabilirsiniz elbette ki. Ama şimdilik böyle bir harita ile başlayacağız. Şimdi burada bizim yapmamız gereken şey şurada mesela Karaköy burası. burası Anadolu yakasının bir kısmı. Şimdi Boğaz. Burası da Boğaz tabii ki. Gördüğünüz yer. Şimdi burada yapmamız gereken şey tabii ki başlangıç için imkanlarımızı kurmak. Önce tabii ki forum kurarak başlıyoruz. Forumu da şöyle güzel bir yere kuralım istiyorum ben. Şuraya kuralım mesela forumu. Şöyle arkasına da bir şey koyabiliriz aslında. Şöyle koyalım. Forumu koyduk. Forumdan sonra evleri koymamız gerekiyor. Pleblerin yaşayacağı yerler bunlar. Nasıl dizayn edelim bakalım. Şu iki bölgeden yukarıdan aşağı işte kuzeyden güneye doğru akodekt getirebiliriz, su kemeri. O yüzden öncelikle onları getirmenin mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Bakalım. Burada hem şunu da test etmiş oluyoruz. Acaba kaynak gerçekten yetecek mi? Böyle, ya illa ki yetecek çünkü çok az kaynak istiyor bunlar da. İlerleyen süreçlerde biraz daha agresif oynamaya başlamanız gerektiği için bir sorun olabilir burada. Onun da testini yapmış oluyoruz. Böylece ben onları da değiştirme imkanı bulabilirim. Bu arada oyunun sesini biraz açayım size. Böyle iyi. Şimdi bakalım. Önce Patrice şey Pleb evlerini koyalım. Şu ortaya pazar alanı yapacağım. Bir de her yere erişebilen bu Fire Station Engineer Post'u koyacağım. O yüzden şöyle bir çekelim. Sonra buraya bir pazar alanı koyalım. Böyle. Tamam. Bunun etrafına önce şu fire station'ı koyalım. Sonra buraya da engineer postu koyalım. Böyle. Tamam. Onun etrafına da böyle çekerek 120 120 burayı bitirmeye odaklı oynamıyoruz burada şu an. Bir de aqueduct çekmemiz gerekiyor buraya ki ama bu kuyuları da koyabilirsiniz böyle yönlendirmek için ama bunlar tabii ki biraz sıkıntılı olabiliyor. Aqueduct'ların birini buraya böyle. Bunun önüne dekor koyarız bu arada. Böyle yapalım. Hatta tam ortasını alabiliyor muyuz? Dur bakayım. Aynen tam ortaya alabiliyoruz. Harika. Böyle dursun bunlar. Bir tanesini de buraya koyacağız. Şimdilik bu düzensizliği mazur görün arkadaşlar. Ben şu an sadece size mekanı göstermek için oynuyorum. Şimdi bir tanesini şuradan çekeriz. Bir tanesini şuradan alırız gibi. Ya da şuradan alırız. Düzen olmasına gerek yok bu kadar. Yani buradan. Bir de diğeri de şuradan. Hatta şöyle gelebiliyorsa buradan gelsin. Şu an masraf yani bu arada. Yani sadece eğleniyoruz. Evet. Şimdi. Bura böyle su kemerinin kapanı oldu. Şimdi burada önce oduncu yerlerini koyalım. Onları mesela şuraya. Bütün sanayiyi aynı yere yığmayı düşünüyorum. Ama tabii ki burada demirler var. Burada taşlar var. Ben bunları ayırdım ikiye. Şuraya
En azından ortak olacak şekilde şimdilik. Mesela şuraya koyalım. Bunu buraya yerleştirelim. Bir tanesini. Buraya bir taş ocağı koyalım şöyle. Sonra bunları bağlayıp ana şehre bağlayalım. Buraya. Aralarına da bir warehouse. Şimdi buraya da bir demirci koymamız lazım. Tabii ki buraya şu an geçemem. Niye? Çünkü köprü inşa etmem lazım. Köprü de 3. seviyede açılıyor. 3. seviyeye gelene kadar köprü inşa edemiyoruz. Şimdi burada şimdilik bu oynasın. Bakalım bu Akodek bunları alıyor. Güzel. Şu an iyi ilerliyormuşuz gibi geliyor. Şimdi bir de tarlaları koyalım bakalım. Tarlaları da şöyle uzağa koymamız lazım. Çünkü bu yakınlara koyarsak malum desirability düşüyor. Tarlalar şurada olsun. Ya da şu nehirin... Buraya şehri genişletmeyiz. Ben tarlaları buraya koyayım. Yol da uzun olduğu için bu arada. Şurası da güzel bir bahçe gibi oldu bu arada. Yol da çok uzun olduğu için masraf da olabilir o. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Mesela buradan ta o şehre gitmek epey uzun bir yol yani, o yüzden bunu nereye koyabiliriz? Askeri bir yere de koyabiliriz. Tarla elin yanına koymanıza gerek yok, deniz kenarına. Ben şuraya koyayım mesela. Burada çok fazla odun varmış. Şuraya yerleştirelim tarlayı. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Bunların da karşısına bir granary koyalım. Şöyle her yeri alabilecek şekilde. Çünkü o karenin içine inşa etmeye çalışacağım ben her şeyi. Şimdi bunu da şuraya bağlayalım. Şimdi işin en sıkıntılı durumu, bunlara da bu desteği vermemiz lazım. Böyle bunu olabildiğince yakına koyalım ki tam ortalayacak şekilde. Tamam. Bir tane de buraya koyacağız. Bir tane buraya yerleştirelim. Diğerini de şöyle yerleştirmiyormuşuz. Böyle koyalım. Tamam. Bakalım şimdi nüfus yetecek mi onlara? Biraz artırabiliriz aslında nüfusu. Hızlandıralım oyunu. Nüfus kolayca yetecek bunlara. Buraya gelmeye başladı. Tarlalar doldu. Şu an hiçbir saldırı tehdidi altında olmadığımız için rahatlıkla oynayabilirsiniz. Çünkü bu neydi? 535. Belisarius'un Gotlar Seferi. İstanbul'da olduğumuz için burada şu an saldırı altında değiliz. Bunu da nasıl bakabiliriz? Şuradan Region Map'ten yine tarihi yarımadayı görebiliyorsunuz burada. Bunu da ayarladım. Ama tabii ki burada ben 4 tane şehir koydum. Burada bir lejyon unutmuşum bu arada. Bu benim lejyonum. Buraya koyalım. Bu lejyonu kaldıracaktım, unutmuşum burada. Burada tek tek keşfederek bu haritadaki noktaları ticaret yapabiliyorsunuz. Bu ticaret konusunda aslında buralara da gladius, kalkan, zırh, yay vesaire ticaret yapabilirsiniz. Verebilirsiniz, satabilirsiniz. Ama siz de onlardan taş, odun ve demir satın alabilirsiniz. Böyle bir ticari denge de koydum. Yani paranız biterse aldığınız, ürettiğiniz silahı vesaireyi bu şekilde dışarıya satabilirsiniz de para kazanmak için hızlıca. Ama tabii ki bu size görevi geç yapma imkanı verecek. Bu bir aslında denge. Böyle dengelenmesi için yaptım ben. Yine de ben iyi olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi burada epey doldurduk buraları. Şimdi buraya bakalım nasıl devam edebiliriz. Bunun seviyesini hızlıca artırmamız lazım. Yeni plebler gelmeli buraya. İki pleb eksik. Şuradaki şeyi artalım ki hızlıca dağıtsın yiyeceği vesaireyi.
Evet, ikinci seviyeye ulaştık. Burada artık partition house, tax office, bed falan vesaire inşa edebiliyoruz. Dekorlar geldi. Şimdi burada partition house'ları önceliğe alıp tabii ki prep'leri unutmayıp, çünkü bir sonraki prestij seviyesine erişebilmek için bunu yapmak gerekiyor. Plep ve partition aynı anda gitmeli. Para kazanmaya başlamalıyız. Böylece de bu haritayı keşfedebileceğimiz explorer'lar bulabiliriz. Eğitebiliriz. Şimdi burada öncelikle bunların neye ihtiyacı var? Şu an öncelikli ihtiyaçları gördüğünüz gibi yiyecek. Bu arkadaşın yiyeceklerini artırmak için bunlara böyle komple para daha hızlı üretebilecekleri bir üretim ağı vermemiz gerekiyor. Tabii ki buradaki bunu birden çok hızlı artırdığınızda sıkıntı oluyor. Bunu o yüzden böyle düşük tutmanız gerekiyor. Niye? Çünkü olsun. Para birden tükenebiliyor çok fazla işçi çalıştırırsanız. O yüzden partition house'ları önceliğe alıp şimdilik en azından bunun önüne geçmeniz mümkün. Şu an mesela taşımız bitti. Hemen taşlara odaklanacağız demek ki burada. Böyle artıralım. Bir tane de buraya koyalım. Buna da verelim bir sürü kişi. Tamam. Bir de Patrician House'da buraya, bir sırada buraya koyacağız. Ama önce şurayı bir tamamlayalım. Odunumuz da bitti. Böyle oduncuyu bir bufflayalım. Tabii ki aynı zamanda buraya bir ekstra oduncu da koyabiliriz. Mesela şuraya. Bunları ikiye bölebiliriz böylece. İyi oldu. Tamam. Şimdi. Buğdayımız şu an üretimi çok iyi. Güzel. 180 tüketip 720 üretiyoruz. Hatta bunu bir süre düşürebiliriz böyle. Çünkü çok fazla üretiyoruz. 360'a düştü. Bu da iyi bir şey. Buradaki çalışan sayısını artıralım. Şimdi bir de bu ahşapta bir süre artıralım çalışanlarımızı. Sonrasında burada zaten fazla bir tax office inşa etmemiz gerekiyor. Ama onun öncesinde şunları bir yerleştirelim. Odun ticareti yapmamız lazım. Bunlara da verelim buff. Daha fazla kişi çalışsın. Tamam. Şimdi bir tax office. Tax office'i buraya koyalım. Çünkü petition'ları buraya doğru genişletmek istiyorum ben. Aslında tax office'i şöyle tam ortaya alabilirim. Bunun etrafından da yolu verebiliriz. Tamam. Şimdi buradaki çalışanları atıralım. Burada gelirimiz olacak bizim petition house'lardan. Bakalım ne kadar olacak. Şu ikisi de tamamlansın. İşçi olayı biraz şu an artmaya başladı. İşçi derdi. Çünkü burada fazla nüfusumuz oluyor. Patricia'nın yiyecek ihtiyacı başlangıçta karpuz ve lahana. Şimdi onlar için de bir takım yerler inşa etmemiz gerekiyor. Karpuz ve lahanaları da mesela böyle koyabiliriz. İki tane. Lahana için de iki tane koyalım. İkinciyi koyamıyoruz. Çünkü odun bitti. Evet, koyduk. Bunlar da ikişerle çalışsınlar ki bir birikim sağlayalım burada. Odun ihtiyacımız çok fazla olduğu için burada hızlıca onları biraz artıralım. Bunları şimdilik hızlıca dekorasyonla geliştirmek istemiyorum çünkü yeni ihtiyaçları doğacak o zaman. Şimdilik bir birikim yapalım. Tolo oynayalım biraz. İhtiyaçlarını karşılıyoruz. Güzel. Ama yetmiyor pazar. Burada daha fazla, bir tane daha pazar koyabiliriz gibi geliyor bana. Onda ne yapalım? Şöyle koyalım. Mesela
Böyle tam karşısına koyalım. Sen de buraya koyalım. Bunları da artıralım. Üçüncü seviyeye çıktık. Güzel. Hızlıca geldik. Şimdi petition'ların sayısını yine artıracağız. Çünkü bu sefer epey sıkıntı olacak. Bunları buraya koyalım. Tamam. Tam yanlarında pazar var aslında. İsteyecekleri bir şey değil tabii ki bu. Onların. Patrician'ların. Soyluların. Şimdi burada artık kalkan, gladius ve zırh üretimine başlayabiliriz. Onu nasıl yapacağız? Şöyle. Demirciyi geçmemiz gerekiyor oradan. Şimdi bir köprü inşa etmemiz lazım. Birinci köprüyü biz inşa ediyoruz şu an. Nereye inşa edelim? Yolu uzatmayalım. Şuradan biraz organize sanayi bölgesi olsun burası. Oh, odun yetti. Tamam, odun biriktireceğiz o halde. Bir süre oduna oynayalım. Odunumuz şu an günde 480 geliyor. Güzel. Bekleyelim bir gün bakalım. Hızlandıralım. Biz şehri izleyelim biraz. Gün bu arada sol üstte. Day progress yazıyor. Dördüncü gündeyiz biz. Bu soyluların ihtiyacı karşılandıkça vergi toplayan kişiler onlardan vergi toplayıp burada bizi avantaja artıya çekiyor. Bu arada işsizlik nedeniyle gidenler oluyor. Artıya geçtik. Gün bu arada baya yavaş ilerliyor. Hızlı da bile 3 hızda bile. Tamam. Bir günü atlattık. Şimdi. Bakalım. Şöyle en yakın yerini seçebiliriz aslında. Çünkü burası epey uzak olduğu için de biraz pahalı oluyor. Şurası daha iyi bence. Aynen. Hemen yolu bir inşa edelim. Böyle. Tamam. Şimdi demircilerimizi burada bakalım. Bir tane şuraya koyalım. Bir tane buraya koyalım. Şöyle yakın olsun ki olabildiğince yakın olsunlar birbirlerine. Böylece warehouse'u da o kadar iyi koyabiliriz. Bunu yetmeyecek ama. Neyse onu ayrıca koyarız ya. Şimdi bunlara bir yol. Böyle. Şimdi bir de buraya warehouse. Tabii ki bunlarla birlikte ne koyacağız? Fire station ve engineers. Buraya bir de kuyu koyalım. Harika. Şimdi demir üretimini boostlayabiliriz. Böyle. Çünkü demire ihtiyacımız olacak. Biz çok fazla şu an şey yapacağız. Şehri geliştirmeye başlayacağız. Tabii ki tanrıları unutmayacağız. Bunlar bayağı sıkıntılı arkadaşlar. Hepsi kibirli oldukları için biraz sorun yaratıyorlar. Böyle bir bunları inşa edelim. Hemen onları da mutlu edecek şekilde bunlar mutsuz olmaya başlamış. En mutsuz şu an Jüpiter. Jüpiter'in tapınağını buraya koyalım. Sonraki kim mutsuz? Galiba Apollo ile aynı. Ceres. Buraya koyalım. Minerva'nınkini de şuraya. Mars'ınkini buraya. Rastgele koyuyorum bu arada. Pluto. En belalısı. Pluto'yu arkaya koyacağım. Şöyle. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seres'i unuttuk. Seres'i de şuraya koyayım. Aslında bunu da oraya koyabiliriz ha. Tabii. Aa yok, buraya bir tapınak değil de dur. Patrician House koyacağız. Bunu o yüzden alıp nereye? Şuraya koyalım. Şöyle.
Mars'ı da böyle koyalım. Herkes eşit erişsin. Tamam. Güzel oldu bence. Şimdi gelelim şu para üretimine. Hırsızlık baş göstermiş. Para üretimi şu bu arada hala artıyor. Yani raid risk artıyor. Ona dikkat edin. Birileri saldırabiliyor. Bunların yerlerini geliştirerek o para ihtiyacını karşılayabiliriz. Tabii ki öncesinde şuraya dekor koymamız lazım. Her birine. Mesela şöyle. Böyle. Buraya, buraya. Buraya ve buraya. Bakalım. Desirability hala yükselmedi. Bakayım. %10 olmadı. Tüh, dur. O zaman şöyle yapalım. Biraz daha yiyelim oraya bir şeyler. Mesela gelişti. Bir tane de buraya ve şuraya koyalım. Şimdi paramızı artırmamız gerekiyor. Şimdi ekmek ve balık. Havuç, soğan. Ekmek, balık, havuç, soğan. Ekmek, balık, havuç, soğan. Şimdi şuradan bunu geliştirmeye devam. Çünkü para malum. Bunu kaçırmayalım oradan. Şöyle yapalım. Ekmek. Hemen bir fırın. Aa, yetmiyor ya, tüh. Fırını o zaman şöyle bunun yanına koyalım. Ekmek. Havuç var mıydı? Havuç. Havuç, soğan. Balık. Havuç. Soğan. Balık. Balığı. Aa, ne güzel tam oturdu ha. Böyle şuraya koyalım. Tamam. Bu üretimi de başlatıyoruz. Harika. Bunlar mutlu olacak. Şimdi gelelim bunlara. Demirimizi de üretiyoruz. Odunumuzu da, işte her şeyimizi üretiyoruz artık. Ama tabii ki bunların stabil duruma gelmesi lazım. Şu an mesela 90 tüketip 80 havuç üretiyoruz. Onun üretimini biraz artıralım. Şöyle. 120 çok oldudur. Tamam, 160 yeter. Şöyle 2 kişi çalışsın. Bunda da 2 kişi çalışsın. Balığımızın üretimine durumda. 20-40 üretiyoruz. Şöyle artırsak. 40. Bir tane daha. 60. Güzel. Tamam. Harika. Şimdi gelelim. Bir save edelim. Leave save game. Ons1 yazalım. Şimdi burada altın toplamak en zor iş. Bizim öncelikle artık şurayı keşfe başlamamız lazım. Ama öncesinde böyle bir üretime başlamak için bir eğitim yeri koyalım şuraya. Mesela burası olsun. Burası eğitim yeri olsun. Şimdi burada Gladius. Pardon. Bunlar ne istiyordu? Ok falan istiyor. At mesela istiyor muydu acaba? Neyse dur. Ha yok. Explorer sadece şey istiyor. Bu da istiyor. Şimdi bunu Gladius'ta destekliyoruz. Bovcuyla. Ok, yay üretimi. Zırh. Kalkan. Ana yerleri koyduk. Şimdi bunlara bir şöyle onların depolayabileceği bir armory koymamız şart. Bunun yanı sıra bir de arkadaşlar. Orada ben şunu koydum mu ya?
Bunu üretmiyoruz ha. Şu taş işçisini üretmedikdir. Onu koyalım. Bir de buraya ben koyalım. Keresteci. Böyle. Heh. Tamam. Şimdi burada Recruit Barracks'a ihtiyacımız yok. Çünkü ki biz sefer yapmıyoruz burada. Onun için sadece guard post koyalım ki bu hırsızlık vesaire baskın maskın olursa diye. Böyle koyalım. Yani buraya. Sonra bir tane buraya. Bir tane buraya koyalım. İki de buraya koyacağız. Çünkü burası çok geniş. Tamam. Şimdi bunları Management Window'dan, Jobs'tan bir sürü yapalım. Şimdi bunların eğitilebilmesi için bir eğitim yeri koymamız gerekiyor. Burada bir tane bize yeter. Explorer. Yani o da eğitime başladı. Güzel. Şimdi gelelim. Bu gelirimizi artırmaya çünkü çok fazla para kaybedeceğiz birazdan. Ama önce bir hamam. Buraya bir tane buraya. Bunlara su gerekiyor. Suyu nasıl yapıyoruz? Aqueduct. Söylemesi ne kadar zevkli değil mi? Aqueduct. Bunu olabildiğince efektif getirelim. Direkt şuradan gelsin. Yolu kapatmayalım boşuna. Aynen böyle gelsin. Bunu böyle koyalım. Bakın üretmeye başladık. Şimdi buradaki işçilerin sayısını artıralım. Gladius. Armor. Ve Shield. Bow'a çok gerek yok. 5 oldu. Güzel. Biraz gelişti şehrimiz. Daha güzel olacak artık. Ve gelir de artacak bu arada. Çünkü daha güzel dekorlar inşa edebileceğiz artık. Şimdi. Şu dekor çok fazla bonus veriyor bu arada. Bunu patrışınların yanlarına olabildiğince fazla koymaya çalışın. Gelirimiz direkt artıyor. Bunu takiben onların ihtiyaçları da artıyor arkadaşlar. Onu sakın ha unutmayın. Bakalım eksiğimiz var mı? Cabbage'de biraz sıkıntı var. Biraz artıralım. Havucu artıralım. Melon'da sıkıntı yok. Balık, balık, balıkta sıkıntı var. Balığı yetiştirenler de biraz artsın. Şimdi Jüpiter sıkıntıya girmiş. Neyim var Jüpiter? Domuz da üretemiyoruz. Tanrılar böyle sıkıntılı olunca geliyor sizin başınıza biniyor. Tepenize biniyor. Onları mutlu etmek gerekiyor. Onu yapmak için de tabii ki ya domuz kurban edeceksiniz ya festival yapacaksınız. İşte. Soğan istiyor bak bu. Soğanımız az. Buradaki üretimi artıralım o halde. Bir soğan. Bir havuç. Bir bundan üzüm. Biraz garip oldu ama. Evet. Artık şeyi ettik. Explorer'ı. Şimdi Explorer burada. Bunu nasıl alıyoruz? Legion. Deploy Explorer here. Tamam. Şimdi geldik. Burada nasıl işsizlik var ya? Ha ev yok diyor. Dur. Ev yapalım ya. Dur. Şöyle. Ev kolay. Yeter ki gelin. Explorer'ı seçip şurayı keşfe başlayalım artık. Hadi bakalım. Jüpiter mutsuz. Biraz mecburen böyle bir insan mutsuzluğunu almak için. Kusura bakmayın. Burada tabii ki çalışan azaldı şu an. Evet, yeniden toparladık. Yangın var.
Bunu artıralım. Pleblerin evlerinin sayısını da artıralım. Çünkü ihtiyacımız var çalışana. Evet, keşfettik. Kerapoleia. Burası zırh verip zırh istiyor. Bir de demir veriyor bize karşılığında. Şu anlık gerek yok. Bunu geçelim. Bunu ben dengelemek için yaptım bu arada. Bilerek öyle yaptım. Ama para gidişatına göre aslında para gidişatı şu an sıkıntılı değil. Para gidişatına göre paranız böyle baktığınız çok olumsuza gidiyor. O zaman aslında şöyle yapmak mantıklı oluyor. Üretiminizde taş ve demir fazlalığı olacak bir süre sonra zaten doğal olarak. Onları satıp alınabilir bu aslında. Ama şimdilik gerek yok gibi geliyor bana. Bakalım. Apollo. Apollo mutsuz. Hemen festival. Minerva mutsuz. Hemen festival. Yapamıyoruz. Niye? Çünkü şey yok. Bilgisayar şey yok. Hemen onu yapalım. İşçi sayısını artıralım. Pazar erişimi sıkıntısı yok kimsenin. Harika. Burada tabii ki bunların erişiminde bir sıkıntı oldu artık. Bunları biraz böyle sağa sola aslında yanaştırabiliriz gibi geliyor bana. Şöyle. Burada böyle koyalım. Böylece toparlamış olacak. Evet, harika. Ama bu hala oraya erişemiyor. Dur bakayım. Yine olmadı. Dur. Yanlış oldu. Bak yangın çıktı zaten. O nerede çıktı o yangın? Burada çıktı. Neyse ki var mı? Tamam. Onu bir söndürsünler. Şimdi Seres mutsuz. Hemen onu mutlu edelim. Pluto mutsuz. Pluto hep mutsuz zaten. Mars. Minerva. Yapacak bir şey yok. Çünkü verecek bir şey yok. Mutsuz olacaklar. Bu inanılmaz bir denge yaratıyor oyunda bu arada. Şimdi. Bir tane buraya koyalım. Bir tane buraya. Onunla bir tanesini buraya. Bir tanesini buraya. Okey. Şu üretimlerimiz çok az. Bunu artırabiliyorsunuz tabii ki. Hemen biz şuradan bunların üretimini bufflayalım. Bayağı para kaybedeceğiz bu arada. Bunun da önlemini almak gerekiyor hızlıca. 6 6 tamam. Şimdi buraya daha fazla işçi gerekiyor. Bakalım bir tane sokak şuraya yapabiliriz aslında. Bir sokak da buraya yapalım arkadaşlar. Şöyle. Leb sokağı olsun burası. Hemen onların pazarlarını da koyalım. Böyle sokağın başı gibi olsun. Pazar erişemiyor oraya kadar fazla. Şöyle olsun. Ya da böyle olsun. Tamam. Bunları şimdi bu nereye kadar gidiyor? Bir tur alabiliyor oradan. Şunu silelim. Demolish. Bunu da demolish et. Tamam. Şimdi bunları bir tur geri alacağız böyle. Şöyle yapalım. Peki. Çalışan sayımız artacağı için burada bir nüfus artışı yaşayacağız. Bir şurayı da buraya koyalım. Bir tane buraya koyalım. Buraya bir tane buraya. Bunlar erişemiyor artık ama oralara.
Şöyle yapalım. Mutu banyoları buradan alalım. Hamamları. Buraya koyalım. Seni alalım. Seni de şuraya koyalım. Tamam. Şimdi oldu. Güzel. Şimdi bunların da mutluluklarını artıralım. Şuradan yol var. Oradan yol varsa böyle vermemiz lazım. Şöyle versek. Böyle verelim. Onu nasıl koyduk? Öyle koyduk. Bir tane de buraya koyalım. Güzel. Gelirimiz yine arttı. Paramız bayağı düşüyor. Burada yangın çıktı. Burayı unutmuşuz. Dur bakayım. Burayı doldurur mu acaba? Önceliği buraya verelim. Güzel. Söndürdüler. Mutluluk biraz sıkıntı şu an şehirde çünkü kimse eğlenmiyor. Festivallerini düzenlemiyor. Bunlar bir rahat etsinler. Burası kalkan oluyor, taş veriyor. Şimdi bunların mutluluğunu sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir de şuradan hemen Acting School'la ne yapıyoruz? Böyle bir tiyatro yapıyoruz. Herkesin erişebileceği bir tiyatro. İki tane oyuncu alalım. Jüpiter. O bayağı sıkıntı oluyor. Onu kurban ediyoruz herkesi. Şimdi Smithy. Bunlara biraz ağırlık verelim. Şu melon'u artıralım. Melon bayağı fazlaymış. Niye bu kadar fazla yaptık melon biz ya? Cabbage. Dur, çok fazla. Bir cabbage. Bir melon var ama. Buraya bir şey lazım. Yetişemiyorlar. Okey. Guard eğitim merkezi koyacağız şimdi arkadaşlar buraya. Böyle muhafız eğitim merkezi. 10 tane de muhafız edeceğiz. Şimdi et. Et üretimi. Çünkü muhafızlar et yiyor. Et istiyor. Böyle bir de şundan mı? Evet, relic bulduk. Şimdi relic'i alıp mutsuz olan bir tanrıya verebiliriz. Aslında bunu çoğaltabilirim. Çünkü mutsuz olacaklar burada. Daha kolay olur böylece. Kimi verelim? Seres'e verelim. Seres şimdi gelsin biraz. Ziyaret etsin bizi. Bu burada hep donuyor. Niye bilmiyorum. Şu an dondu bu arada. Yani oyun oynuyor. Bakın sisler devam ediyor. Müzik devam ediyor. Ama nedense bu burada donuyor ya. Böyle bir bug var yani. Ekran görüntüsünü alalım. Peki. Görevi bitirecektik ama bitiremedik. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bir yeniden açacağım. Bir dakika. Düzeldi. Bu arada yeniden açmadım. Kendi kendine düzeltti. Okey. Peki şimdi lab çok az. Lab sayımızı artırmamız lazım. Aa, burası yanıyor ama bunlar yetişebiliyor oralara. Güzel. Buradan böyle bir yol vermemiz lazım ki bir sıkıntı olmasın. Şimdi yanacak onlar ha. Bu ne? Aa, riot oldu. O yüzden. Şunların şeyini artıralım. Lab koyalım buralara biraz.
Bunu şöyle alırsam çözeriz bu işi. Ah, yıkıldı. Tamam. Burada da yangınlar. Riot var çünkü. Şehirde şu an. İsyan ettiler. Bunu da söndürürler şimdi. Bizim kaşifimiz burayı da keşfetti. Şuraya geçemiyor. Burayı bug olmuş. Bu bug. Bunu nedense bağlamamışım. Burayı da bağlamam lazım. Ama buraya gelebiliyor. Buradan buraya gidebiliyor. Buraya niye gidemiyor acaba? Neyse. Şimdi bunlara şöyle şundan satalım. Çünkü bizim zaten var. Bayağı. Medicinal herb satalım bunlara. O tüccar yola çıksın. Jüpiter yine mutsuz. Arkadaş ben ne yapacağım sizde ya? Doktor. Bu tanrıları böyle mutlu etmezseniz başta sıkıntı oluyor işte. Bunlar bir oyun oynasınlar, insanlar mutlu olsun. Nüfusumuz 8 şeye ihtiyacımız var. Şöyle bunları da artıralım. 7'ye düştü. Lab sayımız artıyor, güzel. Lab sayısını daha fazla artıralım. Hatta bunları da böyle mutlu edelim biraz. Daha fazla plebe olsun. Havuç. Şimdi havuç. Bakalım ne eksiğimiz var? Wealth eksiğimiz var. Bunlar şu an burada çalışan mı yok ya? Üretiyoruz işte ama yetmiyor, yetişmiyormuş. Şöyle onu yetiştirelim. Bu çok uzun sürüyor bu arada yani. Bu gittikçe gidiyor. Bunların şey yapmadığımız sürece, artırmadığımız sürece şöyle. Hatta onlara bir buff verelim hızlıca. 2 yapalım. Burada çalışanları da artıralım. Başka 4 yapalım bunları da. Bunlar da 13. Jüpiter yine mutsuz. Bir mutlu olamadılar. Buraya galiba daha fazla relik koyarsam, biraz daha genişletirsem şu haritayı, daha fazla relik koyarsam bu mutsuzluk olayını çözebiliriz bence. Jobs offered var. Şu an bir sürü iş var. O yüzden şunların hemen şuraya da. O bu bayağı iyi oluyor öyle. Bakayım. Güzel. Ama buna gerek yokmuş. Demoliş. Ha varmış. 10 hangisi verir? Verir mi? Yok. Bu. Bu güzel. Bu çok veriyor. Tamam. 7 oldu. Ha, muhafızlar var artık. Hala muhafızlarımız da var. Güzel. Lab sayımızı artırmamız gerekiyor. Lab
Çok fazla olmalı. Bir şey eksildi ya. Odunumuz çok az. Odunumuz niye bu kadar az ya? Bayağı da var ama. Şuradan da alalım o zaman. Madem öyle. Taş üretimimiz durmuş durumda. Burada çünkü depo dolmuş. Onu hep unutuyorum ben bu arada. Siz zaman unutmayın. Depo doluyor. Buğday üretimi baya sıkıntılı. Buğdaya yüklenelim. Hatta buraya bir granary daha koyalım. Nereye koyalım? Buraya koyamıyoruz. Şuraya koyalım mı? Yok. Bunları alamaz o zaman. Bu fırını alıp buradan şuraya koyamayız. Şuraya koyamayız. Buraya koyalım. Fırını buraya koyalım. Bir granary'i de buraya koyalım diyeceğim ama yine olmuyor. Şöyle olabilir. Bunu aşağı alırız. Granary'i de böyle koyarız. Olur. Tamam. Sonra Granary'de çalışanların sayısını da artıralım. Lab sayımız, partition sayımız çok iyi. Lab sayımızı daha hızlı artırmalıyız. O yüzden bunlara mutlu olacakları şeyler vermeli. Hatta size bir de fıskiye vereyim. Biraz düzensiz doluyor ama yani. Oyunlara devam. İnsanlar eğlensin. Şurada bir şey yapmak istiyorum oraya ama. Bahçe. Bunların sayısını artalım. Gülto. Gülto nedir çektiğim senden? Buğday arttı. Bakalım eksi de olan ne var? Şu granary'lerin sayısı arttıkça işi çözüyoruz ama onun sayısını artırmak çok zor. Bunu aslında buradan alıp buraya granary yerleştirebilirim ya. Dur bakayım. Bu buraya yetişiyor, güzel. Buraya ben granary yerleştireyim bir tane. Bir de taverna koymamız lazım artık. Onun için de şunun üretimini başlayalım. Şu arabın üretimine. Ve buraya da bir taverna koyalım. Nereye koyalım tavernayı? Buraya mı? Şu tam merkeze koymak istiyorum ama buradan geçiş olmaz bu sefer. Tam o cadde çünkü o. Şuraya koyabilirim bence ama. Tamam. Patrician sayısını artırmayalım. Patrician'ın seviyelerini artıralım diyeceğim ama. 8 oldu. Buraya desire verelim. Ya şundan koyalım şöyle. Yangın çıktı. Nerede çıktı? Burada çıktı. Tabi oraya yetişmiyor. Yangın servisi. Böyle koymamız lazım. Mars. Evet, bu böyle gidecek arkadaşlar yani.
Evet, bu senaryo bu şekilde ilerliyor. Alanın bayağı yettiğini ben fark ettim. Çok yetiyor alan bayağı. Hatta ticaret bile yapabiliyoruz üstüne üstlük. Çok küçük bir alana yerleşik başlangıçta. Sonra genişledik bu aşağı doğru. Ama tabii ki buradaki sayıyı artırmamız gerekiyor. Bunların üretimini artırmamız gerekiyor üstüne üstlük. Çünkü çok az var şu an. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki buradan daha fazla bunları işe alarak. Böyle. Çalışan sayısını artırdığımızda bu üretim de tabii ki doğal olarak artıyor. 64 falan üretiyoruz günde artık. Daha hızlı olmuş oluyor. Ama tabii ki ben bu oyun süresini artırmak için böyle yaptım. Biraz zorlayıcı olabiliyor. Ama tabii ki bunun önüne geçmek için pek çok şey var. Petition sayılarını artırıp daha fazla odaklanmak için ben herhalde şu haritayı biraz genişletebilirim diye düşünüyorum. Ona biraz odaklanırım. Onun dışında dediğim gibi bunları yaptıkça şey artıyor. Üretim. Çalışan sayısını da artıralım. Bakınızdan da zaten sola bakarsanız bir tek bunlardan aslında bu ekipman üretmek kolay. Şimdi zor kısmı para biriktirmek. Para biriktirmek için de tabii ki insanlarınızı mutlu etmeniz ve artık yatıp böyle izlemeniz gerekiyor her şeyi. Tanrılarla biraz uğraşmanız lazım o sırada. Ben bu domuz çiftliğini de şu an onun için yaptım. Bu arada yani Tanrı'yı mutlu etmek için sadece. Ben mesela işsiz oldu bayağı. Nüfus patlaması oldu birden. Nasıl olduysa Granary yapmaya devam o zaman. Mutlu oldu insanlar çünkü artık. Şuraya bir Granary koyalım. Açalım. Şuradan açalım bakalım. Tarlalarda geliştireceğimiz bir şey var mı? Bakery de var. Bakery'yi artalım. Bunları da artalım. Tamam. Böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Stadelum satın aldıysanız Steam'den oynayabilirsiniz siz de. Bu haritayı ben yayınladıktan sonra tabii ki. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Mutlaka ki olumsuz, olumlu yorumlar olacaktır haritalarla ilgili bilin. Bunları da eksik etmeyin. Söyleyin ki ona göre ben de bakayım, düzelteyim, düzeltebilirsem. Hoşça kalın.